Arkadaşlar selamünaleyküm. Hiç düşündünüz mü? Bebeklerde gaz sancısı neden olur? Bunun aslında birden fazla sebebi var elbette. Ama başlıca sebep bebeklerin sindirim sistemlerinin yeterince gelişmemiş olması. Bu kadar basit aslında. Sindiremediğiniz zaman gaz sancı yapıyor. Son süreçte ise bunun sadece bebeklerde yaşanan bir olay olmadığını gördük. Ülke menfaatine gelişmeleri sindirme konusunda zayıf bir sisteme sahip olanlar hemen kendilerini belli ettiler. Türkiye'nin bulduğu çıkardığı hatta getirdiği gaz bazılarında sancı yaptı. Kimi ortada gaz maz yok dedi. Kimi ise bu Putin'in gazı dedi. Yani bir şekilde meseleye çamur atmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama bu çabaların hiçbiri ortadaki gerçeği değiştirmiyor. Türkiye son yıllarda bir enerji destanı yazdı. Bunu da çok sancılı bir sürecin sonunda yaptı. Şöyle düşünün meseleyi. Türkiye enerjide bağımsız olacağı bir süreci başlatmak için sondaj gemileri almak istese buna kim karşı çıkar? Cevabı önce sizden bekliyorum. ABD, İsrail, Fransa belki Almanya. Muhtemelen aklınıza bu cevaplar gelmiştir. Bunlar doğru cevaplar mı? Normalde doğru cevaplar. Ama ilk karşı çıkan Türkiye'deki bürokratlar oldu. Yani bu destanı yazan gemileri alma sürecimizde ilk kavgayı kendi vatandaşımız olan bürokratlara karşı verdik. Hepsini anlatacağım. Bugün bu konuyu detaylarıyla konuşacağız. Türkiye dünyanın en büyük hidrokarbon arama ve sondaj filolarından birine hemen hemen 5 yıllık kısa bir süreçte nasıl sahip olabildi? Kendi bürokrasimiz bunu engellemek için neler yaptı? Şu an bu alanda gücümüz ne durumda? yani yeni keşif haberleri beklemeliyiz Üç tarafımız denizlerle çevrili. Yani bir yarımada ülkesiyiz. Ve bu denizlerin özellikle ikisi enerji potansiyeli yüksek denizler. Karadeniz ve Akdeniz. Aynı zamanda kara sınırlarımıza baktığımızda da neredeyse bütün çevre ülkelerimiz kendi petrol ve doğal gazını üretiyor. Ama Türkiye'de yok. Eğer mantığınız alıyorsa hikaye tam olarak şöyle. Burada var, burada yok. Burada var, burada yok. Burada var, burada yok. Eğer Türkiye'nin sınırlarının Petrol haritasını karşımıza alıp petrolün olmadığı yeri belirleyerek çizildiğine inanıyorsanız bu mantıklı olabilir. Ama böyle bir şey mümkün olmadığına göre önümüzde tek bir seçenek kalıyor. Bizim bu konuda kabiliyetlerimizin sınırlı olması, tabi aynı zamanda teçhizat kapasitemizinde. Mesela Karadeniz'e ele alalım. Hadi Akdeniz'de çok büyük kavgalar var ve o yüzden oralara hiç dokunulmadı diyelim. Karadeniz'de böyle bir durum yok. Burada çevre ülkeler oturdu, anlaştı ve sınırları belirledi. Kimsenin deniz yetki alanı ile ilgili herhangi bir tartışma yok. Ve Karadeniz'de de burada burada var burada yok olayına inanmıyorsak potansiyel var. Ama biz daha düne kadar hep sığ sondaj yaptık. 100 metre maksimum 200 metre derinliklerde sondaj faaliyeti gerçekleştirdik. Yani derin deniz sondajımız yoktu. Çünkü derin deniz sondajı yapacak gemimiz yoktu. Yani bizim öncelikle gemi almamız gerektiğini düşünmek için çok da zeki olmaya gerek yok. Merdan yanar Yanardağ kadar filan olsak bile bu çıkarımı yapabiliriz. Haliyle bu çıkarımı yaptık. Şapkamızı önümüze koyup düşündüğümüzde baktık ki elimizde hiçbir şey yok. Denizlerdeki arama çalışmalarımız 46 yıl önce başladı ama kiralık gemiyle. Norveç'ten bir gemi kiraladık ve Adalar Denizi'nde aramalar yapacaktı. Ama Norveç hükümeti keyfi sebeplerle gemiyi geri çekti ki bu gayet de doğal. Adam seni sevmiyor. Hatta senden nefret ediyor. O gemiyi senin çıkarların için kullandırmaktansa kendi kıyılarında somon avlamak için kullanır, sonra da o balığı sana ihraç eder. Aynı şekilde o dönem bir de Almanya'nın hibe ettiği Hora isimli bir gemi vardı. Almanya'nın bu gemiyi bize hibe etmesi çok Hora geçti şeklinde bir espri yapardım ama çok kısıtlı bir gemiydi bu. Maden tetkik bir Arama Genel Müdürlüğümüzün envanterini alınan bu geminin adı MTA Sismik 1 olarak değiştirildi ve 1976'dan 2004'e kadar 28 yıl boyunca Adalar Denizi'nde gezdi. Ama bir sonuç elde edemedi. 2012 yılında ilk ciddi adımı attık diyebiliriz. Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi envantere katıldı. Denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyordu. Türkiye bununla ciddi bir kabiliyet kazanmıştı. Aynı şekilde 2017 yılında Oruç Reis de envantere girdi. Bu da 2 ve 3 boyutlu derin sismik araştırma yapabiliyordu. 15 kilometre derinlikteki jeolojik yapıları görüntüleyebiliyordu. Ve 35 gün boyunca denizde kalabiliyordu. Bu iki gemi Sakarya gaz sahası gibi dev rezervleri keşfederken de çok ciddi rol oynadı. Ama tabi tek başına keşfetmek yetmiyor. O gazı bulunduğu yerden çıkarmak esas mesele. Bunun için derin deniz sondajı yapabilecek gemilere ihtiyacımız vardı. Zaten esas kavga da bu başlıkta devam etti. Kiralamayla bu iş hem aşırı maliyetli oluyordu hem de keyfi gerekçelerle engelleniyordu. Bu yüzden de bir şeylerin değişmesi gerektiğine karar verildi. Bakın bu önemli kararların verildiği dönemde Enerji Bakanımız Berat Albayrak'tı. Kendi doğalgazımızı elde ettiğimiz bu süreçte adı bence yeterince telaffuz edilmese de bu işlerin mimarı oydu. Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında 2016 yılında ciddi bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya Enerji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri katıldı. Hem sondaj gemilerinden oluşan büyük bir filonun kurulma kararı alınacaktı hem de Doğu Akdeniz için yaşanan büyük kavganın fitil ateşlendi Diyecekti. Yani Türkiye o toplantıda ben Akdeniz'deki hakkımı yedirmem arkadaş diyecekti. Toplanıldı. Bütün kurumlar ve bürokratlar tek bir ağızdan tam bağımsız Türkiye sloganları attılar. Ve kavgaysa kavga savaşsa savaş diyerek toplantı sona erdirildi. Katılanları duyduğunuzda muhtemelen böyle şeyler söyleyeceğimi zannettiniz. Ama mesele hiç de öyle olmadı. Toplantıda eğer ağırlığımızı koymazsak Akdeniz'de olta bile atamayacak hale geleceğiz dendiğinde katılan bürokratların bazıları kısa bir ifadeyle anlatmamız gerekirse saçmalamayın dedi. Onlara göre bir, bizim böyle bir sondaj filosu kuracak, o gemileri alacak, altyapıyı oluşturacak paramız yok. İki, agresif bir politika uygularsak ABD ve Avrupa Birliği'nin ne diyeceğini kestiremeyiz. Yani bize sert bir çıkış yaparlarsa orada direnemeyiz. Bu iki mesele üzerinden çok ciddi itirazlar yaşandı. Hatta bakın o toplantıda bu itirazlara rağmen milli enerji ve maden politikasının kararlılıkla yürütülme kararı alındığında bile mesele bitmedi. Enerji Bakanlığı yetkilileri planlama sürecinde mevcut sondaj gemilerini araştırmaya başladılar. Bürokrasideki aynı klik yeniden harekete geçti. Enerji Bakanlığı'nın ekibini bu işlere devam ederseniz ülkeyi böyle saçma masraflara sokarsanız sonunda yargılanırsınız diye tehdit bile ettiler. Yani genel olarak haberlerde gördüğümüzün aksine arka planda çok büyük kavgalar döndü. Peki nasıl olur da bu ülkenin bir bürokratı böyle çıkışlar yapabilir? İlk başta insanın aklı bunu elbette almıyor. Hatta bu kavgalar ilk yaşandığında korkak bürokratların düşünceleri olarak görülmüştü bu fikirler ama sonra gerçek ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu bürokratların büyük kısmı FETÖ'den tutuklandılar. Yani mesele ihanet meselesiydi. Bu ülkeye ihanet edenler hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Ama bunlara rağmen Türkiye gereken adımları attı. Sondaj filomuzun ilk kahramanı olan Fatih'in satın alma süreci başladı. Bakın bu sürecin detayları da çok değerlidir. Fatih gemisi belirlendi. Bu geminin sıfırı 800 milyon dolarla 1 milyar dolar arası değişen bir fiyata sahipti. Bu piyasa biraz petrol fiyatlarına bağımlıdır. Petrol fiyatlarının yüksek olduğu dönemde 1 milyar dolar olan gemi düşük olduğu dönemde 800 milyon dolar civarı fiyatlara satılabiliyordu. Biz bu geminin ikinci elini bulduk. Gemi daha 4-5 yaşında ve sadece birkaç kuyu kazmış. Sahibi olan firma ekonomik kriz yaşıyor ve satmak zorunda. 600 milyon dolar civarı bir fiyat talep ettiler. Ama yoğun müzakereler sonucunda bu gemi o dönem 154 milyon dolara alındı. İkinci elinde talep edilen fiyatın bile dörtte birine yani. Bu da 12 yıllık bir vadeye yayıldı ve ilk sondaj gemimize sahip oldu. Bakın düşünün biz bu gemiyi kiralasaydık, Türkiye'ye getirseydik ve bizim için bir sondaj denemesi yapsaydı kendi maliyetlerinden daha fazla bir kira talep edilecekti. Çünkü bir deniz sondajı uluslararası piyasalarda yaklaşık 200 milyon dolara mal oluyor. Yani bir kuyu fiyatının bile altına biz bu gemiye sahip olduk hemen getirdik. Envantere kattık ve çalışmaya başladı. 2020 yılında Fatih Kimisi Tuna 1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı. Ve bir ay sonra 320 milyar metreküp doğalgaz keşfi yaptı. Bundan iki ay sonra bu keşfe 85 milyar metreküp daha eklendi. Sonra yeni keşiflerle bu rakam artarak devam etti. Böyle böyle 710 milyar metreküp'e kadar çıktı. Yani bunca kavganın sonucunda sahip olduğumuz Fatih Kimisi gerçekten bunca kavgaya değdiğini gösterdi. Tabi Türkiye bu noktada durmadı. 2018'de Yavuz Sondaj gemisi envantere katıldı. Bu da yine 6. nesil bir gemi. Çift kuleli tasarımı var. Yani bu sayede eş zamanlı operasyon yapılabiliyor. Bu konsepte dünyada 16 gemi var. Birisi Yavuz. Yavuz'un hemen ardından 2020 yılında Kanuni Türkiye'nin 3. sondaj gemisi oldu. Bu gemi de yine derin deniz sondajı yapabilen modern bir gemi. 2022 yılında ise dördüncü sondaj gemimizi aldık. Filoya Abdülhamit Han dahil oldu. Bu gemi çok özel bir gemi. Dünyanın şu an en gelişmiş 5 sondaj gemisinden biri. Yani Türkiye denizde hidrokarbon arama potansiyelini hemen hemen 5 yıl gibi bir süreçte resmen arşa taşıdı. Ama bunun için çok büyük kavgalar da verdik. Ve dışarıda vermemiz gereken bir kavgaydı bu. Yani ABD ile bu konuda kavga edebilirdik. Bu gayet doğaldı. Ama bize öncelikle içerideki maşalarıyla kavga etmek düştü. Çünkü biliyorsunuz 15 Temmuz öncesinde bu ülkede kapı kilit tutmuyordu. Ama önce kapının kilidini tamir ettik. Ardından büyük bir destan yazdık ve bundan 7 yıl önce büyük kavgalarla başlayan bu destan bugün insanımızın ücretsiz doğalgaz kavramını tanıyabildiği bir noktaya kadar geldi. Ayrıca çok daha fazlasının olacağını rahatlıkla tahmin edebiliyoruz. Çünkü Karadeniz'deki sondajı yapan gemiden artık bizde 4 tane var ve bu sayede çok daha güzel güzel haberler alacağız inşallah. Ayasofya'nın açılmasından hemen bir ay sonra tarihimizdeki en büyük keşfi yapmamızı sağlayana yani Allah'a emanet olun.